Atasoyer Sağlık Politika Okulu'nun uzun süre üzerinde çalıştığı topluma dayalı sağlıkçı eğitim programının gerçekten uyguladığımız bir devresini tamamlamış bulunmaktayız. Yani sağlık nasıl, toplumsal sağlık nasıl örülebilir, nasıl şekillenebilir diye belli tartışmalar yürüdü. Ama özellikle 2009'da bir grup işte TTB'de ve SES'te bulunan Kürt sağlık emekçileri, ağırlıklı Kürt sağlık emekçileri ama bunun yanında sosyalistler de vardı. Bunu ifade edebiliriz. Ama o ana gövdesini Kürt sağlık emekçilerine oluşturdu. Bir tartışma yürüttü. Sağlık politika grubu diye bir tartışma yürüttük. Dediğimiz gibi Atasoyer Sağlık Politika Okulu kendini kurgularken yani bir eğitim formatını çok tartışmadı. Daha çok sağlıkta politika tartışma, sağlıkta temel yaklaşımları ortaya koymak. Özellikle Türkiye'de farklı üniversitelerde tıp eğitiminde önemli gerçekten katkıları olan, önemli rolü olan insanlar veya sağlık eğitiminde önemli rolü olan hocalarla da bir araya geldik. Ardışık toplantılar yaptık ve bu toplantıdan sonra bir ana çerçeve belirledik. Topluma dayalı sağlıkçı eğitim programı dediğimiz bir temel programı oluşturmaya çalıştık. Buradaki temel hedef şudur. Yani mevcut şu anda üretilen eğitim politikalarının, sağlık eğitimindeki temel yaklaşımın, toplumun yani hem sağlığı kendi içinde bir iktidar alanına dönüştürdü, yine sağlığın kendi bileşenlerini böldüğünü ve bir profesyonellikle toplum üzerinde bir hegemonya dönüştüğünü söyleyebiliriz. Ama biz bunu nasıl dönüştürebiliriz? Yani toplumla birlikte bu sağlık sistemini, sağlık eğitimini nasıl örgütleyebiliriz diye bir temel hat belirledik. Bunun ana iki bölümde oluşuyordu. Bir bölümü sağlık felsefesiydi. Sağlık felsefesi ve sağlık politikaları. Diğeri daha tıbbi alan diye tartıştığımız başlıktı. Ve Türkiye'de bunu nasıl uygulayabiliriz diye konuştuk. Bizim Ankara'da aynı zamanda Atasoyer Sağlık Politika Okulu'nun bir bileşeni olan Aziz Yura Sağlık Politika Okulu vardı. Dedik Ankara'da bir denemesini yapalım. 2020'nin başlarında bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunda bir iki haftalık bir çalışmadan sonra o ara korona salgın gelişince doğal olarak bir içe kapanma süreçleri başladı. Bizim sağlık politika okulunda tabii şey başladı. İşte bu korona günlükleri ve korona günlük tartışmalar olunca o süreç sekteye uğradı. Yani tamamlanmadığımız bir süreç oldu. Fakat geçen yaz ayımızda bizim Atasoyer Sağlık Politika Okulu'nun yaz kampları olur. Dönemsel planlamasını çıkarır. Bu dönemsel planlamanın başlıklarından biri bu programı nasıl uygulayabiliriz? Bu programın ana çerçevesi oluşturuldu. 10 haftalık bir program tanımladı. Başlıkları var. Yani temelde şu sağlık nasıl ele alabiliriz? Bugün kapitalist tıpı nasıl tarifleyebiliriz? Buna karşı doğal sağlık ve bileşenleri nasıl tartışabiliriz? O en son başlık olarak toplumsal sağlığı, özellikle toplumsal geleneği nasıl ortaya çıkarabiliriz? Ve bir öz yönetim bileşeni olarak bir toplumsal öz savunmayı nasıl kurabiliriz sağlık üzerinde? Böyle temel başlıklar belirledik. 10 haftalık bir program oluşturduk. Ve bu programı şekillendikten sonra, bu programın sunucuları belirlendikten sonra, ana çerçevesi, ana hedefleri belirlendikten sonra başvuru için duyurumuzu yaptık. Ocak ayının aralık sonunda bir duyuru yapıldı. Ocak sonuna kadar başvuruları aldık. Toplamda online ortamda başvurular yaklaşık 62 civarında bir başvuru oldu. Ama program başladığında işte ocağın son haftası 30 Ocak'ta başlayan programa katılan arkadaş sayısı belli arkadaşlar süreç içinde düştüler. Ama toplamda programı biz 56 kişiyle başladık. Şu anda programı yaklaşık 37 kişiyle de tamamladık. 10 haftalık programımızı online her hafta 2 saatlik olarak planladık. Ve gerçekten katılımcı arkadaşların emekleriyle bir süreci bitirdik. Bugün tamamladık. Tabii bizim açımızda şöyle bir kıymeti var. Ya gerçekten ilk denediğimiz bir çalışma. Burada hem bugüne kadar sağlık politikada emek veren arkadaşların kattıkları ve aynı zamanda bugün bize başvuru yapıp bu eğitim sürecine dahil olmak, bu devre sürecine dahil olan arkadaşların katkılarıyla biz bir programı aynı zamanda ete kemiğe bürendik. Yani şu anda şunu ifade edebiliriz ki topluma dayalı sağlıkçı eğitim programının özellikle felsefe, sağlık felsefesi ve sağlık politikaları kısmı olgunlaşmış bir ders programına dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu da bizim açımızda önemli bir başarı. Bizim kendi tarihimizde belki şunu söyleyebiliriz, bir sürü konferans yaptık, çalıştay yaptık. Bu çalıştayların hepsi bizim açımızda bizi güçlendiren işler oldu. Ama en somut işlerden biri de topluma dayalı sağlıkçı eğitim programını bugün tamamlamış olmamız bizim açımızda bizi güçlendiren bir program olduğunu söyleyebiliriz. Ya hedef şu, biz aynı zamanda bu programa sadece sağlıkçıları davet etmedik.
Yani çünkü temel hedefimiz şu, sağlık sağlıkçılara bırakılmayacak kadar önemli bir alan. Bundan dolayı bu programımızda, yani Sağlık Politika Okulu'nun kuruluşunda bu yana temel felsefemiz bu. Başka alanlardan da arkadaşların katılabilir. Yani iyi bir eğitimci de katılabilir, bir ziraatçı da katılabilir, bir gazeteci de katılabilir, herkes katılabilir. Bu programımıza da gerçekten öyle başvurular oldu. Yani şunu ifade edebilirim, şu anda programını tamamlayan 37 arkadaşın 5'i sağlık alanı dışında olan arkadaşlarımız. Yani sağlıkçı olmayan, herhangi bir sağlık sürecinde sağlık profesyoneli olmayan arkadaşlar, bunu ifade edebiliriz. Biz bu program, bu gerçekten önemli bir başarı, önemli bir şeyi atlattık. Yani bir programı başlarken bunu başarabilir miyiz? Nasıl sağlayabiliriz? Başardık, onu söyleyebiliriz. Bundan sonra bunu devam ettireceğiz. Her yıl bir devre alacağız. Tabii bizim bu süreçte öğrendiklerimiz oldu. Programı tekrardan gözden geçireceğimiz kısımlar olacak. Hemen her yıl bir Aralık başında bu programı başlatıp Nisan sonunda bitirmeyi hedeflediğimiz böyle devreler yapmayı hedefliyoruz. Yani şunu ifade ediyorum. Gerçekten Türkiye'de, sadece Türkiye'de, dünyada bir kapitalist tıbbın oluşturduğu bir kültürel hat var. Sağlıkta bir kültür yarattı. Ve bu kültür hep bizi kapladı. Sağlıkçılar en çok bunun bileşenlerinden biri. Toplum da böyle bir şey. Belki biz geminin dümenini tersten kırmaya çalışıyoruz. Ama bu böyle bir şey. Yeni bir toplumsal inşada gerçekten zor olduğunu, emek istediğini. Yani şunu söyleyebiliriz ki Sağlık Politika Okulu'nun tüm bileşenleri, öğrencileri bu konuda yaklaşık 15 yıldır ki bu kararlı duruşu, ısrarlı tutumu yol aldıracağını düşünüyoruz. Sadece biz değiliz, bizim bileşenlerimiz de var. Yani bizim birlikte yol yürüdüğümüz işte DTK Sağlık Meclisi, EDK Sağlık Meclisi. Bunlar biz bir toplumsal inşaya katkı sunabiliriz. Bunu herkes tarafından gerçekten katkı sunması gerekiyor. Çünkü şunu diyoruz, biz sağlığı sadece profesyonel sağlıkçılarla öğrenilecek bir durum olmadığını, toplumun her bireyinin bu sağlık tartışmalara katkı sunabileceğini ifade ediyoruz. Herkes bunun bir bileşeni olabilir. Böyle bir davet ediyoruz.